Herkese selam reisler. GTA San Andreas'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sadece bir görev yapacağım. Ayrıca göreve giderken de bir kişiden bahsedeceğim. Vujimu'ya gidiyoruz. Onun görevini yapacağız. Ana görev. Peşindeyiz. Muhtemelen bir sonraki bölümde ambulans görevini yaparız diye düşünüyorum. Bir bölge var, oraya gideceğiz. Eğer bulabilirsem o bölgede ambulans görevini, yani meslek gruplarının ilkini yapmaya başlayacağız. Tek seferde, tek videoda halledeceğimizi düşünüyorum. 12 seviye zaten yapmamız gereken şey. PCG 600'e gidiyoruz bu arada. Herkese iyi seyirler. Yarın ve ondan sonraki 4 gün boyunca yine GTA San Andreas paylaşacağım. Belki bir 7 gün daha ekleyebiliriz üstüne. Bilginiz olsun, duruma göre değişir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görevimiz Strand Valley. Afiyet olsun. Woozy, ne haber? Hey CJ. Let me introduce you to Ram Fali ile tanıştırıyor bizi. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. Red Gecko. How you doing? Zımbırtısını yönetiyormuş. Nasılsın dedik ya, homurdanma bize. Niye homurdandın? Has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. ABD'ye taşınmaya hazırlanan bir çete var, bir aile var diyor. Tia'da atak yapılan saldırı açıklayabilir diyor bize. Yine homurdanıyor. İleride bazı sorunlar olabilir. Bir paketin geri alınmasını istiyor. Ne gibi paket o? Bir kurye onu havalimanında sakladı. Bu elimizdeki konu için en önemli şey. Pekala, bunu yapabilirim. Yine homurdandı. O tiraz mı? Bir mountain çocuğu mu? Hayır, biz Grove City çocuğuyuz. Onların dikkatini daha az çekebilirmişiz. Eyvallah. Okay. Tamam diyor. Olabilir diyor. Git diyor. Eyvallah destek için. Gidiyoruz. Havalimanına gidiyoruz. Bir paket varmış. Kurye oraya bırakmış, saklamış. Onu almaya gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Havalimanı nerede? Şuradan dönersek rahat rahat gideriz. Umarım motoru kaybetmeyiz ya. Garajıma bir tane de motor bıraktım, yine aynı şeyden, PCG 600'dan bir tane de oraya bıraktım. Bu bizim eski bir garajımız var ya, oraya bıraktım onu. Gidiyoruz bakalım, umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Büyük ihtimalle bu bölüm biraz kısa olacak, bunu yetiştirmeye çalışacağım. Allah! Motordan düştük. Şu motordan düşme sıklığım keşke birazcık daha azalsa, çok iyi olacaktı. Daha çok motor sürmemiz lazım. Daha çok motor sürersek bu oran azalacaktır. Oo, uçtuk yalnız. Güzel. Uçuyoruz ha. Mükemmel. Uçmayı öğreniyor gibiyim ben. Oraya gitmeyeceğiz. Orası bizi ters noktaları götürür diye düşünüyorum. Şuradan gidersek eğer doğru mu gideriz sanırım. Beklemin değilim ama doğru mu gidiyorum galiba. Şuradan da dönersek ambulans görevinde 12. seviyeye geleceğiz. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal o yarın gelebilir veya ondan sonraki günlerde gelebilir. Ne zaman hazır olsa o zaman paylaşacağım. Bilginiz olsun. Onu da mutlaka yapacağız. Geriye zaten o ambulans görevini yaptıktan sonra 3 tane şey kalıyor. Oraya giremiyoruz. Oradan bir girişimiz yok. Anladım. Oraya sadece görev varken girebiliyorduk. Dolaşacağız anladığım kadarıyla. Garaja geldik. Park alanına geldik. Burada bir yerlerde varmış. Araba ileride bir yerde. Tamam, geliyorum. Araba buradaymış. Alalım. Nerede? Burada mı? Aynen bu araba. Alalım bakalım. Ama başında kimse yok. İlginç. Buraya bırakılmış. Gidelim bakalım. Manana arabamızın adı. Bu bir tuzak. Çıkışlar kapatılıyor. Hayırdır? Hayırdır yani? Bir saniye. Sen kime dalıyorsun ya? Araba biraz hasar aldı ama sıkıntı yok. Gideriz rahat rahat. Bize bir şey yapamazlar. Keyifli görevlerden biri. Çıkışı kapatmaya çalıştı ama başarısız oldu. Hayırdır? Uzaklaşamazsın. Emin misin? Ben uzaklaşabileceğimi düşünüyorum. Neden? Ne yapıyorsun sen ya? Hayırdır kanka yani?
amaç öldürmekse bunu başaramayacaksın. Aracı patlatmaksa bunu asla başaramayacaksın. Gideceğimiz yer pizzacının orada, tamam. İlerideki pizzacıya gideceğiz. Yani bu yoldan dümdüz devam etmem gerekiyor, anladım. Ben de hoş, Allah. Kimse sıkmadan ben arabayı asar veriyorum yalnız. Oo, motorlu elemanlar geldi. Gelsinler, sıkıntı yok. Gel. Gelen gelsin ya. Ben buradan dümdüz zaten devam edeceğim. Benim için bir sıkıntı yok. Ben çarpmadım müddetçe bunlar bana bir şey yapamaz. Zaten baksana bayağı hızlı gidiyoruz. Motor da hızlı da. Bu aracı bu yere götüreceğiz. Pizzacının arkasında bir yerlerdi galiba. Oraya götürmemiz gerekiyor. Aman dikkat. Çarpmayalım, hasar bayağı artar. Bu mermi isabet etmesinden daha fazla hasar verir bize. Yemedik, o kaçıyor. Aynen, nereden bildin? Nereden anladın kaçtığımı? Ben kaçmam ki, ben teslime giderim. Oo, aman, 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 aman. Öyle bir şey yok. Bayağı çoğaldı bunlar. Biraz daha döndürelim sizi. Gelin, biraz dolaşalım mı şehre? Burayı biraz dolaşalım, ne dersiniz? Bence olur. Gel. Yemezler, yine sıkacaksın ama yemedik onu biz yine. Dolaştırıyoruz. O mermilerin isabet etmemesini sağlıyorum bir şekilde. Ben öyle düşünüyorum, isabet ediyor mu? Onu çok anlayamıyoruz ama. Geldik bile ya, çok bir şey kalmadı, geldik bile. Fail olmayacağız bu görevde diye düşünüyorum. Biraz da dolaştırıyorum sizi. Oo, araba geldi, aman öyle bir şey yok. Motorla yapamadıklarını arabayla yapmaya çalışacaklar. Yapabilir misiniz cidden ya bunu? Ben pek sanmıyorum da. Geldim çünkü. Bölgeye geldim bile. Nerede? Şurada. Aman yok öyle bir şey. Kral sakin. Getirdim bile. Bu kadardı. Görevimiz bu şekildeydi. Yaptık görevi. Saygınlığımız arttı. Büyük ihtimal son görevimde burada denizle alakalı... Allah! İn demedim ki. Denizle alakalı şeyi yapmamızı isteyecektir. Ama önceliğim ambulans... ile bu canımı, bu kırmızı bar var ya, onu yükseltmek. Ben buradan bir çıkışı bulacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bu bölüm biraz kısa oldu. Bugün böyle oldu, yetiştirmeye çalıştım. Yetişmesini istiyorum aslında. O yüzden, yoksa bir tane daha görev alabilirdik. Bilginiz olsun. Kısa olduğuna bakmayın. Son günlerde daha fazla GTA San Andreas gelebilir. İnşallah da gelir. Artık hızlanmamız ve hikayeyi bitirmemiz lazım. Sonra da detaylarla uğraşmamız lazım. Detaylar dediğim, bu %100 olaylarıyla ilgilenmek. Buraya inmeseydi keşke daha iyi olabilirdi ya. Neyse, inmişken ne yapalım? Nasıl dağılıyorsan şöyle. Gelmişken biraz daha şu nefesimizi güçlendirelim. Dağılma olayımızı bir halletmeye çalışalım. Tamam, artacak bu. Böyle böyle arttırmaya çalışacağız. Çünkü tahminlerime göre... Bunu yapmazsak deniz altındaki görevde, deniz altında binlerce FSA görevinde biraz zorlanabiliriz. Oğlum buradan nereden çıkacağız hakikaten ya? Normalde ben 5 gün boyunca yayınlayacaktım. Bayağı videosunu paylaşmayı planlıyordum. Telefonumuz çalıyor ama açmayacağım. Açayım ya da dur. Ne diyeceksin? Katerina, yine mi sen ya? Bu çatlakla... Tekrar görüşmeyiz umarım ya. Ayrı bir çatlak rahatsız ediyor bizi. Arayıp arayıp duruyor. Ne diyordum? 5 gün boyunca normalde GTA San Andreas yayınlamayı planlıyordum. Bunu 2 gün daha arttırıyorum. Bu çünkü bu bölüm biraz daha kısa oldu çünkü. Bunun telafisinde etmiş olacağımı düşünüyorum. 7 gün boyunca GTA San Andreas. 10 gün boyunca da GTA 5 yayınlayacağım. Bayağı bir bölüm de geliyor biliyorsunuz. Gelecektir muhtemelen, bir aksilik olmazsa. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.